Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yük Mübah Bölüm 25. Bir hafta sonra Hazal'dan. Esneyerek kollarımı iki yana gerdiğimde bacaklarımda alabildiğince geniş yatakta cömertçe aralanmıştı. O gittiğinden beri yatağın tam ortasında iki yastığa birden sarılıyor, koskoca yatağı kaplıyordum resmen. Son aklıma gelenle yüzümde adeta güller açmıştı. Zar zor uzanıp komodinin üstündeki telefonumu alarak ekranı parlattığımda gözüm tarihin üstünden defalarca geçip gitti. Bugün onun gelmesine tam 8 gün kalmıştı. Bakışlarım çıplak karnımla buluştuğunda avucumu yasladım. Babaya kavuşmamıza çok az kaldı kızım. Sanki ona seslendiğimi hissetmiş gibi tam elime doğru tekme atmıştı. Yüzümdeki gülümseme genişledi. Yataktan bacaklarımı sarkıtıp bir süre uykumun tamamen açılmasını bekleyip yataktan çıktım. Perdeler çekik olduğundan rahatça sadece çamaşırlı bir halde banyoya doğru yönelebilmiştim. Evet, Kasım ayındaydık fakat buralardaki sıcak henüz bizi terk etmediğinden mütevellittir ki hala bu şekilde uyuyabiliyordum. Aynayla karşı karşıya kaldığımda bu şekilde diye kastettiğim gerçek en pembe haliyle yüzüme vurdu. Hamileliğin son aylarına doğru baş gösteren göğüs ağrısı ve ansızın basan sıcak dolayısıyla tabii kapıyı kilitlediğim de bir gerçekti. Fakat orası ayrı. Ellerimi ve yüzümü sırayla serin suyla yıkayıp oradan giyinme odasına girdim. Hamilelik sürecinde en rahat olan şeylerden biri de elbise olduğundan dolabın yarısını elbiseler doldurduğumda bir gerçekti. Askılıktan rastgele bir tanesini çıkarıp giyindikten sonra saçlarımı da tarayıp odadan çıktım. Bakışlarım asansörle merdiven arasında mekik dokurken bacak kasılmalarıma iyi geleceğini düşünerek merdivenlerde tercih kılmıştım. İki inip bir nefeslen derken 7 aylık göbeğimle son katın basamağına gıdım gıdım yaklaşmıştım. Son birkaç basamak kalmıştı ki karnıma yediğim tekmeyle kaşlarım derince çatıldı. Annene biraz yardımcı olsan kuzum. Hani zor bela indirmeye çalışıyorum şurada ikimizi. Verdiğim ikazdan sonra duran tekmelerle gülümsedim. Annenin fendi fasulyeyi yendi. Tam merdivenin karşısında kalan kapı çaldığında son kalan 5-6 basamağa da inmek için hiç acele etmedim. Çünkü buradan oraya gitmek, hele ki hızla gitmek benim için imkansızdı. Beklediğim gibi Canan abla mutfaktan çıkıp kapıyı açtığında gördüğüm yabancı yüzlerle olduğum basamakta havada duran bacağımı yere basıp bekledim. Bir elim içgüdüyle karnıma sarıldı. Başımı biraz yana yatırdığım sırada Canan ablanın da kapıyı sonuna dek aralaması bir olmuştu. Karşıma gördüğüm askeriyeden geldikleri belli olan üniformalı adamlara karşı yüreğim hop hop etmişti. Boran, seni mi getirdiler sevgilim? Kalan birkaç basamağa da şevkle inecekken durmamı yeniden duraklatan Canan ablanın çığlığı olmuştu. Oradan buraya ne söylediklerini tam olarak anlayamıyordum. Bu yüzden mermer basamakları temkinle indiğim sıra Ahsen anne ve evdeki Osman baba da kapıya gelmişlerdi. Önce Canan ablaya ne olduğunu sordular fakat donmuş yüzlü kadından tepki alamayınca kapıdaki askerle diyaloğa girmişlerdi. Emrem, hadi ama canım. Eğer sürpriz yapıp şu kapının kenarında bekliyorsan bilmelisin ki hiç de sırası değil. Çıkmalısın sevgilim. Yürüdüm, yürüdüm. Ta ki adımlarım onların tam arkasında duraksayana kadar. Sesleri işitebiliyordum ve bu benim için yeterliydi. Başımız sağ olsun anam. Yüreğim sıkıştı. Kalbim saliselere kafa tutup o an teklemeyi unuttu. Asker Boran Emre Soykan'ın nöbette olduğu silah deposu teröristler tarafından patlatıldı. Patlama sonrası depoda çıkan iki asker künyesinden biri Erdem Değirmen, diğeri Boran Emre Soykan'a ait. Ahsen anneden tiz, kulak paralayan bir feryat koptu. Ben hala Boran'ın kapı kenarında olduğunu biliyordum oysaki. Artık çıkmalıydın sevgilim. Elimi sıkışan göğsüme bastırdığımda hamsız gözyaşlarım yanaklarımı yıkamaya yemin bilmişti kendini.
yanaklarımı yıkamayı yemin bilmişti kendisine. Nefeslerim sıkılaştı. Osman amca, dağ gibi adam, tahta kapıya yaslanıp bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Neden ağlıyordu ki? Boran gelmeyecek miydi hemen şu an? Oğlum, diyerek kalan son mecaliyle fısıldadı Ahsen anne. Adımlarım hızlandı. Bir anda güç gelmiş gibi feverandım. Yüreğimde dağ, kalbimde köz buğulu gözlerimle kapıdaki askerlerden birine doğru yaklaştım. Ben daha önüm bile göremezken senin izlerin peşine düştüm sevgilim. Nerede Boran? Emre, çıksana neredeysen. Biliyorum iğrenç bir şaka yapıyorsun bize. Yakasını sıkı sıkı tuttuğum adam gözlerinden birer yaşı ellerime akıttı. Beni durdurma gereksinimleri boşaydı. Neden bunu yapıyorlardı ki? Boran birazdan çıkacak ve şu lanet şakasına bir son verecekti. Biliyordum ben, hissediyordum. Sesim bağırmaktan kısıldığında deli gibi etrafa bakılmaya çalışan başım durdu. Kasıklarımda hissettiğim keskin acı nefesimi keserken bu acı onu bir çare arayışımdan daha fazla yakamamıştı canımı. Çık hadi diye fısıldadım bir umut. Beni duymalıydı artık ruhundan can bulduğum adam. Gözlerime çaresizce bakan komutan utanırmış gibi yüzünü yere eğmişti. Eğmeyin başınızı, neden eğiyorsunuz? Söyleyin ona çıksın artık şu arabadan. Ellerim hiçliğe kayar gibi adamın üniformasından kayıp gitti. Bıçak kadar keskin şekilde karnıma saplanan ikinci acıyla çığlığı bastım. Ellerim karnıma dolayıp gözlerimdeki yaşı kurulamaya çalıştım. Kızım ağladığımı hissetmemeliydi. Bir şey yoktu ki Boran'ın. Baba gelecek. Baba bizi bırakmayacak kızım. Bir şey yok, geçti. Verdiği her sözün peşinde duran adamımı istiyordum ben. Çok değil, sadece bana hayat, bana yol olan kırık maviliklerimin sahibini vermelerini istiyordum. Kollarımla yüzümü yırtarcasına silmelerim Bilal tarafından durduruldu. Ahsen anne bir şeyler söylüyordu. Yanımıza geldiğini yeni fark ettiğim Buket abla da aynı şekilde. Sadece ağlayarak bir şeyler söylüyorlardı bana fakat duymuyordum. Evim dediğim adam meğersem aynı zamanda gözüm kulağımmış. Hepsinin aynı anda baktıkları yere doğru baktım. Bakışlarım eğildi. Hayır, hayır. Kızım, dudaklarım nice hıçkırığın ardından ilk defa aralanmıştı. Elbisemden aşağı bacaklarıma bulanan kanı görmemle gözlerim karardı. Boran dedim içimden. Gel Boran, kızımız bizden gidiyor sevgilim. Nefesler demli, bakışlar persizdi. Buket avucu arasında sıkıca tuttuğu ele bir kör noktaymış gibi bakıyor. Bir yandan da kulağına sinen siren seslerini duymamaya çalışıyordu. Bir tek o ayakta kalmıştı. O acı tatsız haberi aldıktan sonra. Yüzü yırtılırcasına buruk bir tebessüm bağışladı. Belki de ayakta kalabilmesinin tek nedeni de Allah tarafından bu genç kadına güç kudret olmak içindi. Hoş, kendi yüreği kan revan içindeyken bu aciz kadına daha ne kadar duvar olabilirdi ki? Göz kapakları gözlerinin üstüne sıkıca kapanmıştı. Sanki açlığında gördüğü kabusundan ayılacak ve ailece kahvaltılarını yaparken yine annesine ve Hazal'a karışacaktı. Yaşlı gözleri aralandı. Olmadı. Ne kabus görüyordu ne de her şey geçmişti. Aksine avucunu sıkıca tuttuğu genç kadın bütün gerçekliği göstermek istermişiz avuçları arasında titretti elini. Bu tepkiyle bile ilkilip korkan Buket korkak gözlerle ambulansın içindeki iki hemşireye baktı. Bir şey oluyor. Hemşireden biri daha soğukkanlı davranmaya çalışıp temkinli gözleri ağlamaktan şişen kadının omzuna elini bırakmıştı. Kan kaybından şoka girdi. Sakin olun lütfen diyerek dudaklarını birbirine bastırmıştı. İyi hoş demişti fakat annesi bir ambulansta sözde gelini fakat aslen kardeşi bildiği kız elleri arasında karnındaki bebeğiyle savaşırken nasıl sakin kalabilirdi ki Allah aşkına? Hastanenin acil servisinin önünde ambulans arabası sertçe durduğunda lohusa bir kadın süt önünde bir anne olarak gözlerini semaya kaldırdı. Allah'ım sen bizi yeniden bize eyle. Başımızdaki tüm musibetleri def eyle. Ambulansın arka kapısı açıldığında amin diyerek buz gibi olmuş avuçlarını önce yüzüne sürüp sonra kalbinin üstüne bastırdı. Ve ekledi. Onu bu dar kapıdan kurtar. Evladının sağ salim kucağına almasını nasip eyle. Biliyordu ki önce eşi ardından karnındaki henüz kokusunu bile duymadığı evladının kaybını yaşarsa bu genç kızı kimse bir daha hayata bağlayamazdı. Bir hemşire Buket'le ilgilenip koluna girerek ambulanstan yavaşça çıkarırken diğerleri ise karıncayı andıran bir hızla önce kanlı sedyenin tam üstünde yatan Hazal'ı
Ardından diğer ambulanstan yarı baygın halde inen annesini indirmişlerdi. Buket elinden geldiğince bir Hazal'a yetişmeye çalışıyor, bir annesinin başına dolanıyordu fakat onun da naciz gücü ancak bir yere kadar yetebilirdi. Lorin Hanım acilen hastaneye gelerek Hazal'ı yoğun bakım odasına aldırmıştı. Bunun üzerine Buket kapıda nöbet tutarcasına dikilirken omuzlarına sıkıca sarılan kollarla hıçkırığını tutamamıştı. Ezbere kokusunu tanıdığı eşi onu iri bedenine yaslarken bir çocuk gibi ağlama sırası Buket'teydi. Şşş, geçecek güzelim. Buket göğsüne yaslandığı kocasından güç almak ister gibi sıkıca sardı onu. Nasıl geçecek Baran? Geçmezdi. Hele ki bu aile bir evlat vermişti zamanında kara toprağa. Bir ikincisini kaldırmaya can dayanmıyordu. Sonra anne yüreği cız ettiğinde iç çekerek başını girdiği boyundan çıkardı. Çocuklar nerede? Baran dudaklarını kadının alnına bastırıp derince soluk aldı. Annemlere bıraktım hepsini. Aklın kalmasın. Buket teşekkür edercesine gözlerinin içine bakıp başını aşağı yukarı oynattı. O sırada koridorun başında duyulan figan içine ürperti tohumları ekiyordu. Ne de çabuk duyulurdu kara haber değil mi? Öyle de olmuştu. Nurhan Hanım bir hışımla koridorun köşesini döndüğünde içinde baş gösteren o ağlama isteği yine burnunu sızlatıyordu işte. Nerede yavrum Buket? Buket kocasının kolları arasından ayrılıp yüreği ağır annenin yanına vardı. Buket, yavrum nerede? Buket kocasının kolları arasından ayrılıp yüreği ağır annenin yanına vardı. Bu olgun kadın en azından dirayetini sürdürebilmiş, bayılmamıştı. Gerçi bayılmak da yeri geldiğine farzı bünyeye. Ancak öyle atılıyordu bedenindeki derin sancı, yetimcan hıraş. Yoğun bakıma aldılar az önce Nurhan abla. Yaşlı kadın kendinden geçmiş bir halde ayakta yalpaladığında Baran bir hışımla koluna atılıp bedenini koltuklara doğru götürüp oturttu. Buket burnunu çekerek nefeslenerek nefessiz kalan kadının yanına oturmuştu. Nurhan Hanım baygın gözlerle Buket'e baktı. Doğru mu duydum? Sormaya korkuyordu. Çok korkuyordu. Buraya tek doğurduğu yavrusu için gelip yüreği bir tek Hazal için çırpınmamıştı. Onu da soruyordu. Oğlu yerine koyduğu damadın ölüm haberini yalanlasın, kendisine bağırıp çağırsın diye nelerini vermezdi Nurhan. Öyle olmadı. Buket başını eğerek yine sessiz çığlıklarına gömüldü kaldı. Nurhan bir elini kalbine bastırıp diğer elini genç kadının omzuna doladığı el verdiğince. Bugün kimse kimseye derman, kimse kimseye destek olamıyordu. Çünkü herkes en az bir tuğlasını kaybetmiş, kaybetmeye de devam ediyordu biçare. Saatler saati kovalarken Buket sayamadığı kez annesiyle Hazal'ın odaları arasında mekik dokudu da dokudu. En sonunda yorgun bedenini annesinin baş ucundaki koltuğa yılgınca bırakırken buldu kendini. Sesi işiterek gözlerini aralayan Asen Hanım bilinçsizce etrafı tarayıp son rota olarak kızının gözlerinde duraksadı. Hazal torunumla ona bir şey oldu mu Buket? Çatalı sesini pürüzlerden arındırmadan ilk aklına gelenle sormuştu onları. Buket buruk bir tebessümü yüzüne bahşedip omuzlarını silkti. O omuzları kaldırıp indirmek ilk defa bugün bu kadar ağır gelmişti kendisine. Hala yoğun bakımda, içeriden ne doktor çıkıyor ne de hemşire, bir şey soramadım. Ahsen başını sallayıp yataktan doğruldu. Genç kadın kolunu tutarak engel olmak istese de Ahsen ısrarının ardından durup kolundaki bitmiş serumu buruşturduğu yüz hatlarıyla kolundan çekip aldı. Bir bakayım ben de. Buket hem söyleniyor hem de odasından ayrılan annesine yetişmek için hızla adımlıyordu. Anne gitsen de bir şey öğrenemeyeceksin. Yat biraz daha toparla kendini. Ahsen Hanım sertçe adımlarını durdurdu. Bir daha da toparlanabilir miyim sanıyorsun kızım? Elimde avucumda bir torunum, bir de gelinim kaldı. Bırak onların da benden gitmesine izin vermeyeyim. Sözün bittiği yerde ne Buket bir daha ağzını açtı ne de Ahsen konuşturma girişiminde bulundu. Sadece yan yana yoğun bakım ünitesine vardılar. Ahsen Hanım Nurhan'ı koridorda görmesiyle sertçe yutkunup boğazına kuruyup kalmış yumruyu yutmaya çalıştı. Yanına gidip ağlamaktan bitap düşen kadının önünde durduğunda Züleyha gözlerini kurulayıp kayınvalidesinin kolundan çıkmıştı. Öyle ki oturduğu yerinden de kalkıp Ahsen Hanım'a oturması için eliyle işaret etti. İki ailenin de bütün fertleri omuz omuza beyaz koridorda beklerken işlerinden kendi halini alay etti Ahsen. Daha oğlunun yasını tutmadan hastane kapılarında beklemek de varmış dedi sonra içinden kendince. Allah'ım bu nasıl bir imtihandı ki?
Bütün herkesin gizlice kanına sokuluyor. Oradaki ilikleri tüketmek için damarlarını bir bir dağılıyordu. Lakin yine de hamd ettiler, sustular. Böyle bir anı var etmişse Yaradan, kaderlerinde insanoğluna sadece eyvallah demek düşerdi. Kazal'ın abisi Ömer sayılamayacak kez yoğun bakımın kapısını yumrukladı. Sabır diye bir şey vardı ki bu doktorlar tek bir laf bile etmeyerek o taşı da çatlatmışlardı. Bir Allah'ın kulu bir şey demeyecek mi? Amacı burayı velveleye vermek değildi evvela. Çünkü doktorlar da işini yapmaya çalışıyordu. Çalışsınlar çalışmasına da bu acı içinde kıvranan bir avuç insan topluluğunu da habersiz etmesinlerdi. Sonunda Ömer'in isyanlarını duyan bir hemşire cebinden çıkarttığı kartı kapıyı okutarak yoğun bakıma girdi. Lütfen sakin olup bekleyin. Ben şimdi doktor hanımdan bilgi almaya gidiyorum. Bu cümle herkesin içini bir nebze de olsa rahatlattı. Ömer kendisinden cevap bekleyen hemşire kızı ancak sessizce baş eğerek yanıtlamıştı. Erkekler kapının önünde pusuya yatan kurt misali bekleşirken Ahsen Hanım ikinci kez sebepsiz bir atağın kurbanı olup yeniden odaya alınmıştı. Duygular bile rotasını kaybetmişken hayatın tek anlamını elinden yitiren Hazal'dan bir umut vaat ediyorlardı. Geriye kalanların arasında açılan yoğun bakım kapısından Lorin Hanım gözüktü. Herkes eli kalbinde kadının söyleyeceklerini beklerken kadın yüzü aydınlıktı. Sadece bundan bile zevk duyabilirlerdi buradakiler. Sadece bu ihtimale bile sığınabilirlerdi. Geçmiş olsun. Hazal Hanım ani hormon düzensizliğinden ötürü bebeğini kaybetmenin eşiğinden döndü maalesef. Diyerek birbirinden tersiz yüzlerde dolaştırdı gözlerini. Peki bir sıkıntı var mı torunumda doktor hanım? Osman Ağa elindeki son irade kırıntılarını da bir bir tüketiyordu diğerleri gibi. Lorin Hanım tuzaklarını ıslattı. Şimdilik bir durum yok fakat söylemem gerekiyor ki Hazal Hanım vaktinde doğumunu gerçekleştiremeyecek. Buket'in yerde takılı kalan gözleri o an şiddetle doktorun üzerine yönelmişti. Ne demek bu? Bizimle açık konuşun lütfen dedi bundan sebep. Zihni örtülü kapalı hiçbir cümleyi kavrayamıyordu yıkıntıların ardından. Orta yaşlarındaki doktor bir iki adım atıp duraksadı. Artık koridorun kenarlarına yayılan iki geniş ailenin de tam ortasındaydı. Üzgünüm ki bebek kanala girmiş. Bu gece hastamı normal doğuma almak zorundayım. Annesinin el bebek, gül bebek 7 aya kadar getirdiği canı belki de yarın sabah küvezde yetim bir evlat olarak açacaktı gözlerini dünyaya. Titrek bir nefes dalgası aktı geçti tüm bedenlerden. Yine de şehit adamın karısını ve el kadar bebeğini onlara bağışlayana şükürler olsundu. Sisli bir perdenin ardından bakar gibi etrafımı saran karaltılara baktım. Onlar da arınmaya çalışmak, içinden çıkmak istemek dahi beni yoruyordu. İçine düştüğüm karanlık kurtulmamı istemiyordu. Son bir güçle daha denemeye çalıştığımda ciğerlerime dolan benim aksime güçlü nefesle göz kapaklarımı araladım. Oradan gözlerime sızıp uzanan gün ışığı mıydı yoksa beyaz duvarlı hastanenin tavanından sarkan led miydi ayırt edemedim. Kaç gün geçmişti böyleydim ya da şöyle söyleyeyim. Kaç gündür ben onsuzdum. Aklıma gelenle kısık bir şekilde aralık kalan bakışlarım annelik içgüdüsüyle sonuna dek açıldı. Ensime vuran keskin soluklu acıyı duyumsamamaya gayret edip bakışlarımı aşağı eğmiştim. İşte buradaydın küçüğüm. Dolu dolu puslanan gözlerimden birer birer tersiz yaşlar yanağıma süzüldü. Buradaydı. Beni bırakmamıştı minik fasulyem. Teşekkür ederim diye fısıldadım. Benden gitmediğin için... Baban kadar çok güçlü bir kız olduğun için sana çok teşekkür ederim kızım diye eklemiştim hemen ardından. Peki sonra gerçekten benden gitmiş miydin Boran? Sana doya doya Emre isminle seslenemeden, kızımızın saçlarını bir kerecik örmeden gitmiş miydin sahiden? Yanaklarımda iri salkımlar halinde leke bırakan yaşları üzerindeki yeşil hastane önlüğüne sildim. Hayır, hayır buna inanmıyordum. O beni bırakmazdı. Boran... Can parçam diye seslendiği kızını ve çaresini ardında bir başına koymazdı. Ellerimi aklımdaki zehir zemberek düşüncelerle kulağıma sıkıca bastırdım. Hayır diye boğazımı parçalayan tiz çığlığın da yine kendi bedenimden kopup geldiğini ancak sonra fark edebiliyordum. Hayır gitmedim Boran. Hıçkırıklarım arasından odamın kapısının açıldığını duymuşladım lakin o yöne bakmadım. Beni düştüğüm bu bataklıktan bir o çıkarabilirdi. Ben yine bir ona giderdim. Gitmedin, buradasın hala diye fısıldadım bir elimi kulağımdan çekip kalbimin üstüne sıkıca bastırırken.
hala buradasın. Kalp atışlarının vuruşunu terimde hissediyorum, buradasın. Son cümlem sesli, yaralı bir aslanın nidası gibi dökülmüştü boğazımdan. Bunun üzerine odaya her kim gelmişse benden korkmuş ve ellerimi kulaklarımdan ayırmaya çalışıyordu. Bilmiyorlardı ki ben yalnızca onun sesini duymak istiyor. Sadece onun kokusuna ihtiyaç duyuyordum. Aslı, hemen sakinleştirici hazırla. Ama bu üçüncü iğne bebeğe zarar dokunmasın. Sesler hemen yanı başındayken aslında bir o kadar da uzağındaydı. Lorinham dozajını çok düşürdü. Yani niye ikide bir kalkıp duruyor sanıyorsun? Duyduğum cümleler beynimde idrak edildiğinde kapalı gözlerimi bir hışımla aralamıştım. Hayır, hayır, uyutmayın beni. Onu bulmaya gideceğim ben. Yalvarırım uyutmayın. Kollarımı bir çare tutmaya çalışan hemşire kadın, üzgün yüz ifadesiyle başını iki yana salladığında kendi işimi kendim yapma uğruna bir hışımla atıldım. Çıplak bacaklarımı yataktan sarkıtıp yere bastığımda kadının kollarını emsalsiz bir güçle bedenimden uzaklaştırdım. Bırakın beni, Boran. Çıplak ayaktaydım. Üzerimde incecik bir hastane elbisesi vardı yalnızca. Fakat sevgilim, gerekirse ben sana çıplak ayakla bile gelmeye razıydım. Odanın kapısını açtım. Ne tuhaftı. Az evvel onu kaybettiğim korkusuyla bedenim bir yaprak gibi titrerken, şimdi ona gidiyor düşüncesiyle adımlarım bir çınar ağacının kudretiyle sımsıkı basıyordu beyaz zemine. Etrafıma bakınıp sadece dışarı çıkmak için bir kapı ararken karnıma giren sancıyla kasıldım. Şşş, sakin ol anneciğim, babaya gidiyoruz. Anneye yardımcı ol ve uslu dur bebeğim. Avuçlarımı iri karnıma sarıp adımlarımı az da olsa yavaşlattım. Bu yolda iki can vermeye hazır değildim. Bulunduğum kattan ayrılmak için merdivenlere yöneldiğim sıra sert bir bedene çarpmıştım. Geri çekip yoluma devam edecekken az önce çarptığım beden kollarıma asıldı. Huzursuz bedenim oranla bıçak keskinliğinde alnımın ortasına çatılmış kaşlarım daha da kıvrımlandı. Başımı çevirip kollarımı çekeceğim sıra beni tutan kişinin abim olduğunu fark ettim. Bırak beni lütfen diye fısıldamam boşunaydı. Tuttuğu kollarımı kendine doğru çekip iri kollarını bedenime sarmıştı. Bırakmam. Burnumu yasladığı göğsüne sürttüğüm sıra durdurak bilmeyen gözyaşlarım üzerindeki ince gömleğe bulaşıyordu. Bırakmam ikinizi de hiçbir yere. Ellerimi kaldırıp göğsüne bastırmayı denedim. Neden kimse anlamıyordu? Ben onsuz nefes alamıyordum. Abi ne olur bırak gideyim. Boran'ı bulmam lazım. Ben iyi değilim. Kızımı da kaybediyorum. Hissediyorum. Biz Boran'sız yapamayız. Siyah gözleri tıpkı benim gibi sınırına kadar gözyaşıyla dolmuştu. Alnıma dudaklarını sertçe bastırırken o yaşlar benim saçlarım arasında kayboluyordu. Üzgünüm. Niye üzgün olduğunu bilmek istemiyordum. Ben sadece ona giden yollarımın önünde enkaz olmamasını diliyordum. Fakat kollarıma saplanan iğnenin acısıyla niye üzgün olduğunu sorgulamak zorunda kalmıştım. Dudaklarını alnımdan ayırıp kollarını dizlerimin altından geçirerek sallanan bedenim kucağına aldı. Damarlarımı yakarak geçen sakinleştiricinin etkisiyle göz kapaklarım hiçliğe devrilmeden son kez gözlerinin içine baktım. Acıyla, kaybolmuşlukla. Yazardan. İçindeki karmaşık düşüncelerin zorluğundan Allah'a sığınarak sinirle salondan çıkıp mutfağa girmişti Süleyman amca. Ve peşi sıra onu takip eden eşi, yol arkadaşı Zeynep teyze. Yaptığın iş mi şimdi Süleyman Efendi? Diyerek mutfağın kapısından başını eğip salonu kontrol etti. Zavallı Sabi'nin ne zararını gördün? Geldiğinden beri bir yattı bir daha da kalkmadı yavru demesi Süleyman Bey için son damla olmuştu. Sesin çok da kısma gereksinimi duymadan mutfağın tezgahına yaslı yaşlı kadına çevirmişti bedenini. Hiçbir şey bilmiyoruz Zeynep. İt mi köpek mi aldık biz eve? Nereden bileceğiz? İnsanlık ettik, senin aklına uyarak evimizi aldık. Taklayıp temizledik ama köyde dönen söylentilere hiç kulağını vermemiş gibi konuşuyorsun. Zeynep Hanım uçuk pembe tülbentinin ucundaki oyalarla uğraşmaya başladı. Kocası da bir yandan haklıydı. Sırf kendisi acıyıp istediği için ona karşı gelmeyip gecenin bir vakti kan revan, his içindeki genci evlerine taşımış, onu güzelce temizleyip salonda özenle bir yatağa yatırmışlardı. Amaçları uyandığında evine barkına bırakmakken, ne var ki bir hafta süredir de o genç, arada bir kadın ismi sayıklamaktan öteye geçememiş uyanmamıştı. Bu süreçte en azından uyanana kadar yanlarında tutmayı düşünüyorlardı ikisi de. Ancak bütün köyde yankı uyandıran patlamanın sebebi olarak asker giyimli bir terörist olduğunu söylediklerinde Süleyman Bey kesin reddini çekmiş, yarım saat evvel de köyün jandarmasını aramıştı.
Haklısın ama boşuna günahına girmeyelim gencin. Hem duymuyor musun? Arada bir sayıkladığı hanımın ismi. Belli ki bir sevdiği, bekleyeni var onun da. Ne olur arada, yanlış ihbar de Süleyman. Yaşlı adam sıkkınlıkla nefesini dışarı üfleyip, kel başında avucunu sabır dileğine kulaştırdı. Sonra kendini toparlayarak yılları birlikte devirdiği güzeller güzelinin yanına yaklaştı. Bak hanım, bana da hak ver. Yaralı asker dedik, evimizi aldık da, bu adam boynunda ne künyesi var ne de bir şeyi. Komutanların açıklamasını duydun meydanda. Kahpe teröristler yapmış gencecik askerlerimize bunu. Ve bunu yapan teröristin de askerlerin arasındaki bir hain olduğunu söylediklerini de duydun. Daha da bu adamı evimde tutamam ben. Ciğerlerine yorgun bir nefes bağışladı. Başını hafif yana eğerek devamını getirmişti. Gelsin jendarmalar, baksınlar kendileri, karar versin asker mi terörist mi? Zeynep Hanım dolu gözleriyle başını salladı. Bir haftadır evlerinde ağırladıkları bu genç adamın her şeyini bir kenara bırakmış. En çok da arada bir fısıldadığı kadın adını ve kızım kelimesini unutamıyordu ya, Allah biliyor. Öyle olsun, Allah sonumuza hayır eylesin dediğinde Süleyman amca yaşlı kadın alnına bir öpücük kondurup tebessüm etmişti. Ha şöyle Azgül bakayım, Zeynep Hanım al yanaklarıyla başını eğmişti. Huysuzdu, fevriydi kocası, lakin neredeyse bir ömrü birlikte geçirdiydi ya, orasına bakmak gerek. Zeynep teyze ve Süleyman amca yan yana mutfaktan çıktıkları sıra Süleyman Bey ona bir şeyler söylüyordu fakat o olduğu yerde durmuş, salonun ortasında ayakta dikilen adama bakıyordu. Genç çocuk şaşkınca ve acı içinde omzunu tutup etrafına bakınırken Süleyman Efendi de ancak fark etmişti evlerin orta yerinde dikilen bu dalyan boylu genci. Neredeyim ben? Diyerek yüzünü acı içinde ekşitmişti genç adam. Bir an önce bu belirsizlikten kurtulmalıydı. Siz kimsiniz? Kendisine doğru birkaç adım yaklaşan yaşlı kadına karşın adam biraz gerilemişti istemsiz. Günaydın oğlum, Zeynep ben. Bu da eşim Süleyman. Bizim evimizdesin, rahat ol diyerek sakince adımlamasına bir son verdi yaşlı kadın. Çocuğu sebepsiz yere korkutmanın manası yoktu şimdi diye düşünmüştü. Kimsin, kimlerdensin oğlum? De bana hele. Süleyman Bey temkinle oğlanın bakışlarını süzdü. Zeynep Hanım ikaz dolu bakışlar atsa da yaşlı adam aldırmadı. Süleyman Efendi'nin sözleri üzerine adam üstüne bakmıştı. O sırada geçirdiği tüm olaylar bir bir hafızasını karıştırdı. Yüzü dayak yemiş gibi acı içinde kıvrandı. Arkadaşı, dostuna ne olmuştu? Bakışlarını yerden kaldırıp merakla kendisine bakan hanımla beye baktı. Ondan bir cevap bekliyorlardı. Sanki o günün acılarını unutmak istermiş gibi derin bir nefes aldı genç adam. Söze başlamadan önce. Fark etmişti ki ciğerlerinde ne iz kalmıştı ne de kendisini bitap eden o kara günün dumanı. Boran Emre Soykan, siz kimsiniz? Buruşturduğu yüzüyle yaşlı adama baktı. Ben buraya nasıl geldim? Zeynep Hanım tebessüm edip adamın aklındaki tüm kuşkuları yok etmek için ince dudaktan aralamıştı ki hala kuşku içinde kalmış olan kocası söze atıldı. Adını sanını boş ver evlat. Gecenin bir vakti üniformayla ormanda ne işin vardı? De hele bana. Adının Boran olduğunu öğrendiği bu gencin sorusunu bilerek yanıtlamamıştı. Önce ben patlayayım, sonra sen çatlarsın demişti içinden Süleyman Efendi. Boran gözlerini kıstı. Neyin içindeydi, nereye düşmüştü Allah bilir. Sonra yaşlı adamın sorusunu yanıtlamadan evvel düşündü. Erdem neredeydi? Onun evde tezkeresini bekleyen karısı nasıldı? Hepsi bir biri aklından geçip giderken canını yakıyordu. Onu bu saplandığı çukurdan Süleyman Bey'in kuru öksürük sesi çıkarmıştı. Askerim ben, 3. bölükten. Evvela bunu ispat etmek ister gibi elini kalın boynuna atmıştı fakat boş olduğunu fark edince kaşları çatıldı. Neredeydi şimdi bu künyesi? Kendisini henüz tam akpak edemeden kapının çalındığını duydu. Süleyman Bey karısına ufak bir bakış hareketi yaptığında Zeynep Hanım başını sallayarak kapıyı açmıştı. Buyurun lütfen diyerek kapıyı sonuna kadar açmasıyla üniformalı jandarma ekibi içeri girdi. Şikayetiniz için teşekkürler. Bahsettiğiniz terörist bu mu? Diyerek parmağıyla Boran'ı işaret etmeleriyle genç adamın kaşları çatıldı. Hemen sonra kendini açıklayacaktı ki Süleyman Bey'in kafa sallamasıyla asker adamlar öne atılıp Boran'ın kollarından tutmuşlardı. Burun ne terörist Allah aşkına? Askerim ben, 3. bölükten Boran Soykan. İki koluna girip onu evden çıkarmaya çalışan adamlara laf anlatamadığını anlayınca başını arkasına kalan teyzeyle amcaya çevirmişti. Künyem boynumda değil, içeriye bakabilir miyiz? Saygısından mütevellit elinden geldiğince sükunet içinde dirilse de iki adam da kör ve sağır olmuş gibi onu takmıyorlardı. Arabanın içine itilen bedeniyle canı yanmıştı.
İnlememek için dudaklarını birbirine bastırıp gözüne ateş atarcasına baktı askerlere. Allah da biliyor ya, yakalarından tutup söz dinletmemek için zor tutuyordu kendini. Bütün çabaların boşu olduğunu anlayıp sancıyan omzunu tutarak beklemeye başladı. Madem dinlemeden hüküm kesiliyordu, o da kimseyi dinlemeyecekti, kendini, derdini anlatabilene kadar. Geniş arabanın kapısı sertçe kapatılıp kaçtıklı yolda ilerlemeye başlandı arabayla. Zaten avuç içi kadar olan bu köyde ancak birkaç kilometre gitmiş sonra durmuşlardı. Arka kapı açıldığında, asker Bora'nın omzuna uzandığında kendini geri çekip adama sertçe baktı. Daha ne olduğunu sorgulamadan bu kadar tavır takınmaları saçmalık değildi de neydi? Kendisi kendini yönlendirirken iki yandan koluna sarılanlarla sabır çekti içinden. Üçü birlikte karakolun kapısından geçip ilerlediler. Üzerlerinde olan bakışlar neydi bilmiyordu, lakin geçtiği her koridorda, attığı her adımda insanların ona nefretle baktığına emindi. Geç burada bekle, sorguya alınacaksın birazdan. Yine aynı adam Bora'nın omzundan ittirmeye çalıştığında arabadakinin aksine bu sefer adama izin tanımamıştı. Asker sinirle burnundan soluyup kapıyı çarparak çıktı. Bunun üzerine odada tek kalan Boran, önündeki masa sandalye ikilisine yaklaşıp yorgunca oturdu. Zihnini akın eden düşünceler onun ölümden de beter hale gelmesini itiyordu. Sonra ölüm diye düşündü içinden. Erdem, yoldaşını kurtaramadığı aklına düştü ve az kalsın bir erkek çocuğu gibi ağlayacaktı. Oklayarak başını eğip baş ve işaret parmakları arasında burun kemerini sıktı. Ne kadar zaman geçmişti o gecenin üstünden bilmiyordu ve bu belirsizlik içinde büyükçe bir solucan deliği açmış tüm uzuvlarını yok ediyordu. Sandalyede geriye yaslanıp yutkundu. Adem elması kederli vuruşla boynundan akıp geçmişti. Başının arkasında kalan duvara birkaç sefer çarpı durdu. Bu düşüncelerin şeridinden ancak böyle kurtulmayı amaçlıyordu ki kapı açılıp yine aynı sertlikle kapanmıştı dış dünyaya. Karşındaki sandalyenin çekildiğini işitti. Biri aç gözlerini diye bağırdığında Boran emre itaatten çok bir an evvel tüm başından geçenleri ve kayıp ettiği günleri öğrenmek için göz kapaklarını araladı. Gözlerinin beyazını kuşanan mavi halkası genişlemişti. Söyle şimdi, asker olduğunu iddia etmişsin diyerek alayla konuştu karşısındaki polis. Sonra sinsi bir hareketle oturduğu yerden Boran'a doğru eğildi. Kanıtlasana dedi. Boran kısık bakışlarla karşısındaki polisin hareketlerini takip ediyor. Fakat arabada kendine verdiği sözün ardına durarak tek kelime dahi etmiyordu. Polis cevap alamayınca eğildiği yerden yeniden sandalyesine yaslanmıştı. Demek konuşmuyorsun künyesiz asker. Sözlerindeki alay Boran'ın sabrının dibini sıyırıyordu fakat yine de düz bakışlar atmaya devam etti genç adam. Kendisinin terörist sandıklarından ötürü hepsinin bu tutumla kendisine yaklaştığını içi içine bir defa daha hatırlatıp derin bir soluk çekti ciğerlerine. Sahi künyen nerede asker? Yoksa asker kılıfı terörist mi demeliydim? Kendisine itham edilen terörist kılıfı kanına dokundu. Bedenine ağır geldi. Ciğerleri üzerindeki beyaz tişörtü daraltacak şekilde şişmişti. Ethem komutanı çağırın dedi. Karşısında alay içeren bakışlarını kendisine diken polise. Karşısında oturan polis hayretle ayağa kalktı. Başka emrim paşam. Ne yapacaksın vatanımın komutanını sen? Diye çıkıştı. Boran gözlerini adamın gözlerinden ayırmayarak sakinliğini korumaya çalıştı. Şu hiç yere iftira yemek kadar tiksinç bir illet yoktu vesselam. Vatanın askerini dinleyip etmeden çıkıştığını söyleyeceğim. Sinirle kendisine bakan adamın bu odaya girdiğinden beri ilk defa yüzündeki lakay tavrı silindi. Kaşları havalandı. Yok ya demişti hemen sonra. Boran yüzünü yavaşça sıvazlayıp omuzlarını arkaya attı. Çağırıyor musun, çağırmıyor musun diye sordu Boran. Aksi halde sabrı iyice zorluyordu kendisini. Adam ayağa kalktı. Boran'ın etrafından sakince turlamaya başlamıştı şimdi de. Çağırmazsam ne olur künyesiz asker? Burayı da mı patlatırsın? Boran gerildiğini göstermemeye çalışarak düz bakışlarını korudu. Bir şey olmayacak, konuşmayacağım sadece. La havle diyerek odanın kapısını çarparak çıkmıştı polis. Boran da peşinden bakışlarını kapıya çevirerek sükun tavırlarla Ethem komutanın gelmesini ümit etti. Onu çağırmıştı çünkü kendi bölüğünün komutanı oydu ve künyesi olmadığı halde Boran'ı tanıyabilecek tek komutandı o. Bilakis patlama gecesinde nöbet defterini kendisine ve Erdem'e Ethem komutan imzalatmıştı. Yeniden sessizlik içinde düşüncelerine boğulurken başını arkasındaki duvara dayadı. Saydı, saydı ve saydı. Zamanın ona aksettirdiğini, o yine zamanın nabzını tutarak unutmaya çalışıyordu. Fazlaca beklediği odanın kapısı bir kez daha ağırlandığında Boran kollarını masaya yaslamış, başını da üzerine koymuştu. Bundan ötürü gelen kişinin kim olduğunu,
Ne o görüyordu ne de gelen şahsiyet oranı görebiliyordu. Beni istemişsin. Verdiğin acının üstümüzdeki etkisini mi kontrol etmek istiyorsun lan? Adamın sesinde ne şiddet vardı ne de celal. Aksine yorgun, halsiz ve gelecek her şeyi yitip görünüyordu. Genç adam işittiği sesle başını yavaşça kolları üzerinden kaldırdı. Ve çok samimiyeti olmasa da kendilerini bir baba gibi koruyup kollayan komutanına çevirdi. Komutanım diyerek saygıyla ayağa kalktığı sıra orta yaşlarının sonundaki yüzü bitkin, yüreği yaşlı komutan kesilmişti. Oran ne olduğunu kavrayamamıştı. Çattığı kaşlarla öylece kala kalmış komutanına bir adım atmıştı ki adam konuştu. O, Boran, genç adam koskoca komutanın kekelemesine mi şaşırsın, karşısında çocuk gibi ağlamasına mı yansındı bilemedi. Ne olduğunu soracağı sıra karşısında hamsız gözyaşlarını akıtan yaşlı adam birkaç adım atıp Boran'ın omuzlarından yakaladığı gibi sertçe çekerek bağrına yaslamıştı. Boran, oğlum, neredeydin sen Allah aşkına? Sarıldığı genç adamdan ayrıldığında bir baba şefkatiyle Boran'ın yüzünü sildi, okşadı, sonra yine sevdi. Komutanın kolları arasında öylece kalan adam ne diyeceğini şaşırmıştı. Ne olduğunu halen kavrayamıyordu doğrusu. Komutanım demişti ki adam son kez sıkıca sarılıp geri yerine oturması için sandalyeyi işaret etmişti. Öldün sandık be oğlum, nerelerdesin sen bir haftadır? O an kalbi sıkıştı. Yüzü tokat yemiş gibi bir ifadeyi takınırken Erdem başına gelen şeyin kendisi için de düşündüklerini anladı. Başını vicdan azabıyla eğip karşı sandalyede oturup elini tutan komutanından gözlerini kaçırdı. Ben Erdem'i kurtaramadım. Denedim ama yapamadım komutanım. Yaşlı komutan Boran'ın elini telkin etmek ister gibi sıkmıştı. Erdem Değirmenci ve Boran Emre Soykan patlama gecesinde şehit düşen iki vatan yavrusu diyerek duraksadı. Gazete haberlerine dahi düşen bu haberi daha dün Erdem'in ve senin ailene verdim. Burun kemerini sertçe sıktı. Hazal dedi içinden genç adam. Bu hengame haberin en yananının karısı olacağını biliyordu. Yüreği daha fazla sıkıldı. Adeta büklüm büklüm bükülmüştü uzuvlarının arasında bir köşede. Nasıl kurtuldun? Nasıl karşıma dimdik haldesin bilmiyorum. Öğrenmeden de peşini bırakmayacağım o itlerin. Fakat şimdi git. Gebe karın haberinden sonra hastaneye kaldırıldı oğlum. Hazal, onlara bir şey mi oldu? Yaşlı komutan tekrardan dolan gözlerini işaret parmağıyla kuruladı. Yanlarında asker bıraktım. Dün aldığım bilgiye göre kanaması çokmuş. Boran sol yumruğunu çılgınca çarpan kalbine bastırdı. Nefesi çıkmıyordu. Göğsü, bedeni, bu oda evvela dünya dahi dar geldi ona. Sana yiyecek bir şeyler hazırlatayım. Öyle çıkarsın yola diyerek oturduğu yerden kalkıp deli yürek aslan parçasının karşısına geçerek omuzuna ellerini yasladı. Boran bu düşünceye dahi katlanamadı. Başını iken onaylamazca salladı. Yapmayın komutanım. Benim bir an önce yanlarına gitmem lazım. Sonra kendi içinden eklemişti. Sözüm var. Birlikte alacağız kızımızı kucağımıza. Komutan dolu gözlerle başını salladı. Ardından üniformasının cebinden çıkardığı araba anahtarını genç adamın avuçları arasına bıraktı. Al arabamın anahtarını da karına çocuğuna tez git. Boran adamın gözlerine teşekkür edercesine baktı. Hadi aslanım yolun açık olsun. Omuzunu hafif sıkıp odadan ayrılmasına izin verdi. Boran kalbindeki sancı ona tezat zihnindeki heyecanla kapıyı hızla açıp bedenini dışarı savurdu. Komutanım kaçıyor. Boran ardından gelen adamları hiç beklemeden seri adımlarla karakoldan ayrıldı ki tahmin ettiği gibi Ethem komutan genç adamın peşine takılan polis ekibini durdurmuştu. Allah sizi ıslah etsin emi çocuklar. Ulan niye adam gibi sormadan hüküm kesiyorsunuz? Ya bu çocuk beni çağırmasaydı? Ethem komutan eli altında büyümüş polis evlatlarına önce fırça çekip sonra bol bol nasihat vererek yanlarından ayrıla dursun. Boran çoktan yola koyulmuştu bile. Hazal, isminin seslenişiyle zaten açlamaya meyillenen bakışlarım aralandı. Anneciğim, diyerek aralık avucumda parmaklarını dolaştıran anneme baktım. Göz göze geldiğimiz anda yüzü aydınlandı. Burnunu hafif çekip ellerini saçlarıma uzattı. Günaydın pamuk çiçeğim, gözlerim sızladı. Hiçbir şey söylemek istemiyordum. Sadece o konuşuyor, ben mecalsizce ona bakıyordum uzandığım yerden. Kanımda baş gösteren sakinleştiriciden hala tamamıyla arınmış değildim. Anne bu... Şşş, annen yanında kartenlim diyerek beni susturmuştu. Niye herkes bedenimi kavuran acıya eşlik etmek yerine beni susturarak acının ta kendisi yapmayı tercih ediyordu ki? Ben geçmesini teklif etmiyor, aksine bizzat gözlerimle görmek, onun beni yalnız bıraktığına inandırmak istiyordum kendimi. Hayır, itiraf etmeliyim sevgilim.
Ben kötü bir yalancıyım. Sana gelmek istememin bir tek sebebi seni kanlı canlı karşıma görmek istemem. Burnumun direği defalarca kez sızlamaya gebe kaldı. Yapma yavrum. Artık önüne, çocuğuna bak. Kendini acı çektirmekten vazgeç. Kırgın bakışlarım anında göz bebekleriyle buluştu. Bana bunu gerçekten söyleyip söylemediğini anlamaya çalışmıştım. Söylemişti. Söylememiş olmanı dilerdim anne. Çünkü ben kızımın kanadı kırıldığı bir anda onu onarmak yerine seni gibi kökünden söküp atmak istemezdim ondan. Lakin sen bunu yapmıştın bana. Bakma bana öyle. Karnındaki Sabi'yi ve seni düşünmekten başka bir görevim yok benim. Kızım, dedim bastırarak. Benim kızım. Kimsenin görevi veya sorumluluğu değil. Ben var olduğum sürece ikimize de yeterim. Ellerim onun yanında var olduğumu ve her daim var olacağımı kanıtlamak ister gibi karnımın etrafına dolamıştım. Beni yalnız bırakır mısın şimdi? Bir şey söylemeyip istediğim yerine getirdi ve alttan bakışlarla yarımdan ayrıldı. Bu belki annemle en sert konuşmamdı hayatım boyunca fakat kurduğu cümleler elle tutulur değildi ki. Bugün bana önüme bakmamı söyleyen annem yarın evlenmemi de söylerdi. Bu düşünceyi de yutkunamadım. Sesim nefesimi, nefesim tüm bedenimi yaktı. Burnumu çekerek pencereden ay ışığına baktım. Neredesin sevgilim? Ay burada, güneş burada ama sen yoksun yanımızda. Kapının hemen önünden sesler gelmeye başladı. Buket ablanın sesiydi. İçeri gireceğini anladığımda ellerimi karnımda kavuşturup bekledim. Tahminim tutmuş saniyeler içinde Buket abla odanın kapısında görünmüştü. Girebilir miyiz? Grupça tebessüm edip başımı salladım. O da en az benim kadar bitkin gözüküyordu. Kucağında kendisiyle birlikte getirdiği bir haftalık oğluyla gözlerim doldu. Berzan'a da yer var mı yengesi? Serumlu kolumu uzatıp minik ellerini avuçladım. Tabii ki. Son aklıma gelenlerle yüzüm buruştu. Daha çok küçük abla, siz kalmayın hastanede dedim. Ben seni ne zaman bıraktım da şimdi bırakacağım Hazal? Fısıltı şeklinde kısık çıkan sesimle teşekkür ettim. Karnıma bakıp gülümsedi. Allah bağışladı onu bize. Haklıydı. Bebeğimi bana yüce kuvvet sahibi bağışlamıştı. Elimi okşarcasına karnında gezdirdim. Daha Berzan'la farklı koşuşturmacalarını izleyeceğiz biz kızım. Kolay mı soykanlardan kurtulmak şimdi? Titrek çıkan sesiyle karnıma doğru fısıldadı. Tutamadığım bir hıçkırık kulaklarımdan kaçtığında ellerimi ağzıma kapattım. Karnımda kasıklarıma doğru yayılan bir sıcaklıkla kas katı kesildim. Ne olduğunu anlamak için geri çekildiğimde diz kapaklarımdan bacaklarıma doğru akan sıvıyı görmüştüm. Buket abla öylece kala kaldı. Abla, suyum geldi. Dediğimde ağlamam daha fazla şiddetlenmişti. Benim bebeğim 7 aylıktı ki. Henüz hazır değildi doğuma. Daha erken diminik fasulyem. Senin için vakti değildi meleğim. Abla çok erken ama ne olur bir şey olmasın ona. Hıçkırıklarım kesilmezken Buket abla boşta olan bir koluyla bana sarılıp yatağın arasındaki düğmelere basarak hemşireleri çağırmıştı. Bir şey olmayacak ablam, bir şey olmayacak kuzum, hepimiz buradayız. Hemşireler alel acele yanımıza gelene kadar beni sakinleştirmek için yanaklarıma ufak ufak öpücükler kondurup gelecek vadiden güzel sözler fısıldadı. Beni ne ara bir sedye alıp doğumhaneye taşıdılar bilmiyordum. Sadece ağlıyor, oransız doğuma girmek istemediğim defalarca kez söylüyordum fakat sesimi duyan tek adam da yanımda yoktu şu an. Asin anne doğuma benimle birlikte girmek için Lorin Hanım'a girilse de doğumhaneye sadece hastanın eşinin girebileceğini, aksi yasak olduğunu söyleyip kesin kes reddetmişti. Son durağa vardığımı gösteren karşımdaki doğumhanenin kapısı iki yana açıldı. Bir yanımda Asin anne, diğer yanımda annem dururken sessizce fısıldadım son kez. Bana bir şey olursa yavrum size emanet. Yanındaki herkesin itiraz nidaları koridorda yankı uyandırırken benim bakışlarım sadece karnımdaydı. Birazdan düzenleyecek olan o tümsekte. Lorin Hanım daha fazla oyalanmamızın risk olacağını söyleyerek diğerlerinin avucundan beni alıp sevdiğiyle doğumhanenin kapısından geçirmişlerdi. Gözlerimi kapatıp bir nebze de olsa güçlü kalabilmek için direnmeye çalıştım. Ayakta durmam, güçlü kalmam lazımdı kızım için. Ben her şeyi bir sis perdesinin ardından seyrederken kısa sürede doğumun yapılacağı yatağa dahi alınmıştım. Bedenime yayılan, nefes kesen acıyla başımı kaldırıp var gücümle içimdeki acıyı akıtmak istercesine bağırdım. Bir yandan kasıklarımda süre gelen baskı, öteki yandan acı içinde kıvrılmalarım derken Lorin Hanım çatalda açtığım bacaklarımın arasından kafasını yüzündeki tebessümle çıkardı. Başı gözüktü Hazal, hadi kızım yapabilirsin. Güç vermek ister gibi çatalda duran iki bacağıma ellerini yaslayıp hafif sıktı.
Onun için çok erken, kendi kendime akınarak söylediğim cümlemi Lorin Hanım duymuştu. Anaç bir tavırla yüzüme baktı. Hıçkırıklarımı şefkatli sözleriyle merhemlemek istemişti. Bebeğim küçük değil Hazal. Evet erken bir doğum olacak fakat gelişimi kendine göre ideal olduğu için küvezde bile kalmayabilir. Duyduğum sözlerin gerçekliği ancak birkaç saniye sonra kavranmıştı acıdan boğulu olan zihnimde. Rahat bir nefes verip şükrettiğim sıra bir kere daha saplanan acıyla çığlık attım. Bu acı öyle bir acıydı ki bunun da fazlası olmaz dediğim tüm acıların misliydi sanki. Ah! Diye yüksek bir feryatla sızlandığım an en çok ihtiyacı olduğum ses kulaklarımda paralandı. Hazal, kan revan yüzümün ortasında kısık halde kalan demsiz, bir o kadar felsiz bakışlarım aralandı. Bağımsız olduğum sesin nereden geldiğini kontrol etmek için başımı çevirdiğimde koşar adım yanıma varan Boran'ı görmem bir oldu. Bir kez daha bütün vücudumu saran sancı ile bağırdım. O sırada Boran yanıma gelmiş, endişeli gözlerle doktora bir şeyler soruyordu. Boran, fısıltım benden bağımsızdı, çokça felsiz. Göz kapaklarım gözlerimin üstüne örtünürken yüzümde huzurlu bir tebessüm vardı. Doğumu onunla birlikte geçireceğim o kadar ikna olmuştum ki artık onun sanrısını dahi görür hale gelmişti aciz bedenim. Sahi yaratıcının bana ölümden önceki son armağanı mıydı gözlerimin önündeki, burnumun hemen dibindeki silüetin? Yanıma dokunan ellerle irkildim o an. Buruk kahvelerim ateş içinde yandığı ilk an onun kırık mavilikleriyle veryansın etti. Sen gerçeksin. Fısıltımı duydu. Fısıltımı içinde bir bağırtı haline duyacak kadar yakınımdaydı. Ara sıra tekleyen sancı artık nefesimi kesecek sıklıkta geldiğinde çığlığım dudaklarımı birbirine bastırarak yuttum. Ben artık gerçek ve yanlışın ne olduğunu ayırt edemiyordum. Lakin tek bildiğim bir şey varsa o da şu an onun yanındaki varlığının gerçek olması için tüm gemileri yakmıştım. Buradayım yavrum. Söz verdiğim gibi yanınızdayım. Baş parmağım yanağımı okşayıp oradaki yaşları bir bir sildi. Ölmedin diye sayıkladım. Başını dolu gözlerle iki yana sallayıp alnıma bastırdı. Bencil oldum çokça söylemiştim Charlie'm. Sizi bir başkasına bırakıp gidemeyecek kadar bencil bir herif. Ellerim mecansızca avuçlarına sığındı. Nasılını niyesini sormadım sorgulayamadım. O buradaydı gitmemişti. Yorgun gözlerle gözlerin en derine baktığımda birkaç saniyenin de olsa tüm yorgunluğumu, acımı, kederimi o gözlerin içinde bıraktım. Hadi Hazal, son kez ıkın kızım. Lorin Hanım'ın ikazıyla ellerim elleri arasında son kez denemeye çalıştım. Tırnaklarım Boran'ın avucuna derin izler bırakırken can havliyle kastım kendimi. Olmuyor, dedim ağlamaklı sesle. Olmuyordu, iyice gücümü yitiriyordum. Lorin Hanım başını geri çekip gözlerim içine bakarak bir şeyler söyledi fakat Boran yanaklarıma yasladığı avucuyla başımı kendisine çevirip sadece ona odaklanmamı sağladı. Bir anda dudaklarımın üstüne örtüp kokulu kısa bir öpücük bahşetti. Ben senden gidememişken sen benden gitmeyi aklından dahi geçirme sakın. Hadi yapabilirsin, birlikte yapacağız nazendem. Gücüme güç katarcasına ellerimi sıktı. Artık kalbimi çatlayacakmış gibi hissettiğimde elimde avucumda kalan son gücümle çığlığım tüm doğumhaneye doldururken itmiştim kendimi. Bedenim yorgunca sedyeye düştüğü o an küçük tiz bir çığlık duyuldu aramızda. Belki annesi gibi yorgun, birazcık yılgın ama oldukça tatlı bir sesti bu. Ben ilk defa bir ağlama sesiyle güler olmuştum. Ben dualarımda dilediğim gibi Emre'nin kolları arasında ilk defa anne olmuştum. Günün birinde bir kadın vardı, çok güzel, çokça narin. Etrafındaki kalabalığın içinde yalnız. Sonra bir adam vardı, çok da huysuz ve bencil. Hep eksik, hep yek bir adam. Kadın geldi, adam itti. Kadın sevdi, adam onun sevişine bitti. Duyduğum cümlelerin güzelliğiyle gülümseyerek gözlerimi açtım. Aslında çoktan uyanmıştım fakat gözlerimi açtığımda her şeyin yok olacağı, onun burada olamayacağı düşüncesiyle açamamıştım gözlerimi işte. Ta ki onun sesinden bize ait, biz olan kelimeleri fısıldadığını duyana kadar. Bunu kime anlattığını merak ederken başımı yan tarafıma çevirdim. Hastanenin büyük, geniş penceresinin önünde ayakta dikiliyordu. Biraz daha dikkatle baktığımda omuzlarının gerilişinden kucağında bir şeyin olduğunu anladım. Fasulyem, yatakta dik konuma gelmeye çalıştığımda dudaklarımdan istemsiz bir inilti çıkmıştı. Boran bunu duymuş olacak ki engin bedenini pencerenin önünden alıp bana çevirdi. Uyandığımı fark edince yüzünde yer eden o bayıldığım gülüşüyle
sol gamzesini bonkörce ortaya serdi. Yanıma gelip yatağın boştaki kısmına kucağımızdaki kızımızla beni incitmekten çekinerek yavaşça oturmuştu. Ellerim ona sarıp sol yanağındaki çukuru sevdim. Bir kere daha gerçekliğine şükrettim. Varlığına hamd ettim. Günaydın Hazal'ım. Uzaktan alnıma sıkıca, güçlüce bastırdı. Bu öpücükte bin yemin yatıyordu. Sadece biri ise bizi bırakmayacağına dair kendini ettiği andıydı. Bak fasulye artık aramızda. Başardın. Bakışlarım en derinlerinde yoğunluğa gebeyken başımı eğdim. Göz bebeklerime kadar tüm bedenim titrediğini söylesem bana inanabilir miydiniz? Kollarımı açınca iri göğsüne yatırdığı kızımızı alarak kollarım arasına bıraktı. Kırmaktan korkarcasına yüzümü yüzüne yaslayıp cennet kokusuyla ciğerlerimi yıkadım. Annem, hoş geldin küçük fasulyem. Kapalı gözlerine tezatı sanki beni duymuş gibi pembe dudakları gülümserken iki yana kıvrıldı. Sözlerinize sadık kalmalısınız küçük hanım diyerek burnumun ucuna dudaklarını bastırdı. Hemen sonra alnıma, dudaklarıma, yanağıma, yüzümde öpülmedik yer bırakmayacak şekilde ufak, iç yakan ve bir o kadar özlem barındıran buğselerini yanaklarımdan çok canıma bahşetti. Dayanamayıp boşta olan elimle küçük fasulye aramızdayken ensesindeki küçük saç tutamlarından yakalayıp dudaklarımın üzerine çektim. Dudaklarımızın arasında karışan tuzlu tat benim gözlerime aitti. Başını yana yatırarak son kez derin bir öpücük bahşedip hafif çekildi. Dudakları dudaklarımın üstündeydi halen. Sadece öpmeyi kesmişti. Parmaklarım ucundaki kısa saçlardan hasretimi çıkarmak ister gibi sertçe okşadım. Yokluğunda çok ağlamışsınız. Çok yıpratmışsınız kendinizi. Sonra dudakları iki yana kıvrıldığında gözyaşlarımı bir bir öptü. Dost bir fasulye söyledi dediğinde neye karşın sözümü tutmadığımı ifade ettiğini anlamıştım. İkimizin de sessiz kıkırtısı odanın havasını temizlemişti sanki. Gözlerimi mavi gözlerinde kaybolmak için araladım. Ne yalan söyleyeyim, fasulye hanım doğru söylemiş. Çok yaktınız Emre Bey. Dudaklarını göz kapaklarıma sürtüp kokumu içine çekti. Yaktığım yerden yandım ama yemin olsun ki bu kan, bu damarda akmaya devam ettikçe bu en uzun ayrılığımız olacak. Başımı sallayıp sakallı yanaklarına dudağımı bastırdım. Ona bir çare yüreğim, ağzından çıkan kelimeleri kendisine yol haritası çizmek için var olmuştu zaten. Sen nasıl buradasın? Dün sabah söyledi, işaret parmağını okşarcasına sus çizgime bastırdı. Eğilip önce kızımızın tombik eline, sonra da benim bileğimi alarak nabzımın üzerindeki ona ait yere dudaklarını bastırdı. Sanki bu an uzunca süredir bekliyormuş gibi göğsü kabarmış, nefesi titremişti. Geri çekilip yatağa yaslanarak kendi omzuna yaslanmam için koluna vurdu. Gülümseyerek uykuda olan minik kızımızı göğsüme yaslayıp omzuna uzandım. Onun kolları arasında tüm yaşadıklarını dinlemeye hazırdım şimdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.